Arkadaşlar, sanal sayılar negatif gerçek sayıların kareköklerini ifade eder olarak söylemiştik. Örneğin kök eksi 1, kök içinde eksi 2, kök içinde eksi 20 ifadeleri nedir? Bir sanal sayıdır. Yani böyle bir sayı aslında yok diye söylüyoruz. Kök içinde eksi 1'i arkadaşlar biz j diyeceğiz. Yani kök eksi 1 bir j olarak ifade ediyoruz. Peki ben j kare yazmak istersem, yani kök eksi 1'in karesini alırsam karesi buradaki kare kökü götürecektir. Ne olacaktır arkadaşlar? J kare ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. J üzeri 3 nedir bu da aslında? J çarpı J'nin karesi. J neydi? Kök içinde eksi 1. J kare de eksi 1'e ifade oluyordu. O da eksi J veyahut da eksi kök içinde eksi 1 olarak gösterebiliriz. J üzeri 4 de iki tane j karenin birbirleriyle çarpımı. Bir tane j kare eksi 1 de eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı nedir arkadaşlar? Bir gerçek sayısına eşittir. Bunları neden söylüyorum arkadaşlar? İleride problemler çözerken iyiliğiyle birçok ifadeler kullanacağız. Bir karmaşık bir devre olacak. Bunun toplam z impedans değerini bulacağız. İşte burada kondansörünkini değerini yazacağız, bobinin değerini yazacağız derken çok fazla j'li ifade kullanacağız. İşte geri gelecek, orada içler dışlar çarpımını yapmanız gerekecek. J kareli bir ifade çıkacak veyahut da j üzeri 4'lü bir ifade çıkacak. İşte siz orada j kareye ben ne yazmam gerekiyor dediğiniz nokta aslında burada görüyoruz arkadaşlar. Direkt oraya eksi 1 yani eksi işareti koyacaksınız veyahut da işareti pozitif olarak değiştirmeniz gerekecek. Bunlar önemli arkadaşlar. Biz bir de az önceki göstermiş olduğumuz gibi devrelerin fazör diyagramını veya eşdeğer değerlerini gösterirken vektörel veya kutupsal olarak gösterimler yapacağız. Örneğin bu şekle baktığımızda arkadaşlar şu şekilde x ve y eksenimiz var. X eksenimiz neydi arkadaşlar? Burası gerçek sayılarımız. Sağ taraf gerçek pozitif, sol taraf gerçek negatif sayılarımız. Ve Y eksenimiz bulunmaktaydı. Y ekseninin üst tarafı gerçek sanal sayılar, alt tarafı da gerçek negatif sanal sayılardı. Örneğin şu şekilde A üzeri vektörel olarak gösterilen bir sanal sayı. Bakın sanal sayı. Bunu ifade ederken A üzeri eşittir gerçek sayı artı J 3. Bakın 2 artı J 3 olarak söylüyoruz. Peki bu değer, mesela bu bir bobin olduğunu ben anlayabiliyorum. Neden? Pozitif. Demek ki neydi bobin? 90 derece ilerideydi. Pozitif açılarının bulunduğu bölgedeydi. Ha, bu devre demek ki bobinin ağırlıklı olduğu bir devre. Sadece bobin R artı bobin olabilir veyahut da RLC olur fakat kondansatör değeri küçük olabilir. Bu ifade neyi bana anlatıyor? Bobinli bir devre olduğunu. Buraya bakalım arkadaşlar. Yine B eşittir 3 eksi J 3. Bu da ne ifade ediyor bakın arkadaşlar? Bir kondansatörlü devre. Bakın buradaki ne? R direnci. Buradaki de X, C değeri aslında. Burada yine d eksi 4 artı j 1 gibi ifade var. Burada eksi 3 eksi j 2 olarak ne yapabiliriz? Buradaki biz vektör olarak gösterebiliriz. Bir de aynı vektörü kutupsal olarak gösterebiliriz. Az önce burada sanal sayılarla ifade ettiğimizi bir de açılarla gösterelim. X eksenimiz, y eksenimiz, a vektörümüz var arkadaşlar. Ve bu A vektörünün uzunluğu verilmiş sadece 4 birimlik bir uzunlukta. Bakın burada ne dedik az önceki gösterilmiş olduğumuz, burası önemli. Pozitif açılar ve negatif açılar olarak gösterdik. Üst taraf pozitif açılardı, alt taraf negatif açılar. Pozitif açıların olduğu yere bakalım. Bakın burası sıfırdan başlıyor. 45, işte 90, işte 170 olmuş. 180 90, 180 olarak devam ediyor. Şimdi burada bakın A vektörüne baktığımızda 4 birim uzunluğu 4. Derecesi bakın buradaki sıfırdan başladığımız yer şurası. Buradan yapmış olduğu açı kaç dereceymiş arkadaşlar? 45 derece. Bakın derecemizin işareti pozitif. Bu bir
elektriksel devre olarak analiz ettiğimiz örneğin bir Z empedansı olarak gösterilmiş olsa, işte Z eşittir 4, 45 derece demiş olsa, ha demek ki diyeceğim ki ben bu devre bobin ağırlıklı endüktif reaktansı yüksek bir değerlikte devredeceğim. Yine B vektörünü arkadaşlar göstermek istersek, bakın burada da ne demiş? 5 derecesi de -60 olarak gösterilmiş. Ha, demek ki neymiş? Ben bunu yine bir eşdeğer direnç olarak tanımlamak istersem, buradaki B vektörünün birim uzunluğu 5'miş ama sıfır başlangıç noktasıyla yaptığı açı -60, kondansatör ağırlıklı bir kapasitif reaktans olan ne diyeceğim bir devre olduğunu anlayacağım arkadaşlar. Yine bakın D burada yine 5 birim uzunlukta derecesine pozitif 170 derece. Arkadaşlar bu açılar önemli. Pozitif açılar, negatif açılar. Pozitif açılarda ben endüktif bir devre olduğunu düşüneceğim. Negatifte de kapasitif reaktans ağırlıklı bir devre olduğunu düşüneceğim. Peki ben vektörel gösterimden kutupsal gösterime geçmek istersem, yani 2 artı j'yi açılı yazmam gerekirse ki öyle ifadeler olacak. Siz açılı bir ifadeyi şu mesela dereceli kutupsal gösterimli iki tane ifadeyi toplayamazsınız. Ne yapmanız lazım? Bunları ilk önce şekilde vektörel gösterimi açmanız lazım. Açtıktan sonra siz bunları ne yapabilirsiniz? Toplayabilirsiniz. Bu tarz şeyleri ara işlemlerde çok fazla kullanacaksınız arkadaşlar. Bu dönüşümleri bol bol pratik yaparak öğrenelim. Şimdi örnek olarak mesela buradaki dönüşüme örnek olarak x ve y eksenimiz var. A vektörümüz ve B vektörümüz. Toplam bu ne demişiz? Büyük A vektörü A ile JB'nin toplamına eşit. Yatayla yaptığı açı. Şimdi eğer ben bu nedir arkadaşlar? Vektörel bir gösterimdir. Ben bunu kutupsal olarak yazmak istersem. Şimdi baştan bu üçgenin analizini yapalım. Buradaki A vektörünün analizi nedir arkadaşlar? A'nın karesi, bakın bu B'yi buraya simetrisini aldığımızda, aynaladığımızda artı B'nin karesinin karekökü. Ve az önce yukarıda ifade etmiştik. Alfa yani derecemiz neydi arkadaşlar? Tanjant eksi 1 B bölü A karşı bölü komşu. Yani ark tanjant. A ifadesi vektörü de arkadaşlar bakın şu şekilde tanjant eksi 1 B bölü A veyahut da A vektörü eşittir A nedir? Derecesini alfa olarak ne yapabiliriz? Yani şu ifade olarak yazabiliriz. Şimdi bu devreye baktığımızda örneğin biz ne biliyorduk arkadaşlar? Z eşittir. R artı JXL. Buna benziyor. A küçük a demiş. Burada R demiş. JB demiş. JXL demiş. Ben bunu arkadaşlar açısal bir ifadeye dönüştürmek istersem, yani vektörel bir ifadeyi kutupsal bir ifadeye dönüştürmek istersem, açılı bir değere dönüştürmek istersem ne yapıyorum? Z eşittir. R'nin karesi XL'nin karesinin karekökü nedir arkadaşlar? Tanjant eksi 1 XL bölü R. Hesap makinelerinde bunu otomatik olarak yapan da var. Yani direkt vektörelden kutupsala dönüştüren de var. Eğer öyle bir özelliği yoksa hesap makinenizin bu şekilde siz işlemi uzun uzun işlemi yaparak çözebilirsiniz. Yine A vektörünü arkadaşlar bakın neydi? Şurada yazmıştık. A vektörü neydi? A'nın neydi? Alfa açısı kadar bir birimle eşitti. Ben peki bu şekilde bir kutupsal gösterimi vektörel gösterime yani JB'li bir ifadeye, J'li bir ifadeye nasıl dönüştürürüm ona bakalım. Küçük a'yı bulmak istersek yani şuradaki gerçek sayıyı bulmak isterseniz siz burayı ne yapıyorsunuz? Buradaki kutupsal değeri kosinüsünü alıyorsunuz. Yani büyük a çarpı kosinüs alfa. B'sini yani sanal kısımdakini bulmak isterseniz a çarpı sinüs alfa yazıyoruz. A vektörü eşittir nedir arkadaşlar? A artı JB olarak yazabilirsiniz. Burada arkadaşlar A'yı da bunu açılıya dönüştürmek isterseniz A çarpı kosinüs alfa artı J A çarpı sinüs alfa. A vektörü eşittir. A çarpı arkadaşlar kosinüs alfa artı J sinüs alfa olarak
gösterebiliriz. Z empedansımız arkadaşlar U bölü I. Z empedansımız yani devrenin toplam akımı arkadaş, toplam direnci nedir? U bölü I. O da arkadaşlar yine R açı alfa açısı olarak gösterebiliriz. Z eşittir küçük R. Bakın bunu biz R alfalıyı Z'i bulduk ya. Şeye dönüştürmek istersek vektörde ne yapacağız? Kosinüs alfa artı j sinüs alfa diyerek bu şekilde ifade edeceğiz arkadaşlar. Bu dönüşümleri ara işlemlerde bol bol kullanacağız arkadaşlar. Şimdi karmaşık sayılarla işlemlere bakalım. Karmaşık sayılarda işlemler bizim için önemli. Burada dediğim gibi özet geçeceğiz biz arkadaşlar. Ne işlemleri yapabilirsiniz? Toplama, çıkartma, çarpma, bölme. Buradaki örneğin Z1 eşittir 5 eksi J2. Z2'de eksi 3 eksi J8. Biz Z1 ile Z2'yi toplamak istersek arkadaşlar bunlar nedir? Bakın şurada j'li olduğu zaman vektörel gösterim. Vektörel olarak ne yapıyoruz? Bunları gerçekleştirebiliyoruz. Burada bakın şu şekilde parantezlerle yazdık. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Gerçek sayılarla gerçek sayılar, sanal sayılarla sanal sayıları topluyoruz. Yani şu 5 ile eksi 3'ü toplayacağız. Daha sonra eksi j2 ile eksi j8'i toplayacağız. Yani bu da nedir? 5'ten 3 çıkarsa 2, işaretimiz eksi nedir? J10'dur arkadaşlar. Şimdi çarpma işlemine bakacak olursak arkadaşlar, Z1 eşittir A artı JB. Z2 de arkadaşlar C artı JD olan bir ifademiz var. Biz bunu yazmak istersek Z1 çarpı Z2 diyoruz. Eşittir A artı JB. A artı JB çarpı C artı JD olarak yazıyoruz. Ve bu da arkadaşlar A çarpı C. A çarpı C yani nedir? A'yı aslında içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Yani A ile C'yi çarpıyoruz. A ile JD'yi. Sonra JB ile C'yi, JB ile JD'yi çarpıyoruz. A çarpı C artı A çarpı JD artı JB çarpı C artı JB çarpı JD. Bakın dikkat ederseniz burada iki tane J oldu. J kare neydi arkadaşlar? Bakın şurada yazmıştık. J kare eksi 1'e eşitti. Demek ki burada ne olacak? İşaret buradaki değişecek. Bölme işlemine bakar isek Z1 eşittir A artı JB. Z2 eşittir A artı JD. Bunları Z1 ve Z2'yi bölmek istersek A artı JB bölü C artı JD nedir arkadaşlar? Bunu ne yapıyoruz? Alttaki paydayı aslında sadeleştirerek yani ortak paydada çarpmamız gerekir. Üst tarafı da A artı JB'yi de ne ile çarpıyoruz? J eksi JD ile çarpıyoruz bölü C artı JD çarpı C eksi JD olarak yazıyoruz. Alt taraf ne oldu arkadaşlar? C kare artı D kareli bir gerçek sayı oldu. Üst taraf ise A artı JB çarpı C eksi JD'li ifade olarak yazıyoruz. Şimdi elektriksel karmaşık ifadeler nasıl? Yani biz direnci açılı yazmak ister isek L'yi ve C'yi yazmak istersek bunu nasıl yapıyoruz? Bakın şu bizim direncimiz neydi arkadaşlar? R eşittir gerilim bölü akımdır. Ne demiştik arkadaşlar? Doğru akımda da alternatif akımda da akımla gerilim arasında herhangi bir ne ol yok. Faz farkı oluşmaz. O yüzden derecemiz ne arkadaşlar? Sıfır. Bu da ne eşittir? R derecemiz 0, o da eşittir R ifadesi. Peki yine aynı şekilde L'yi yazmak istersek nedir arkadaşlar gerilimimiz? V bobinli bir devrede
Akımla gerilim arasında ne vardı arkadaşlar? 90 derece faz farkı vardı. Akım gerilimden gerideydi. Geri ne demek? Bakın, geri ifadesini akım için kullanıyorum. Akım gerilimden geride. Demek ki geride kaldığı için ben buna ne diyeceğim? Eksi 90 olarak ifade ediyorum. Ve gerilim 0 derecemiz. Akımla neydi arkadaşlar? 90 derece geride. V bölü U nedir aslında burada? Eksi 90 yazıyoruz. Bu da arkadaşlar omega L açısal ifademizi de gösteriyoruz. Normalde L V bölü L değil biliyoruz. Hani 2 pi F L var diye aslında buradaki 2 pi F'i L'yi burada omega açısalımızda gösteriyoruz. Bu da nedir arkadaşlar? Omega L üst tarafa geçtiği için ne olacaktır? Artı 90 derece ki burada bakın şöyle gelelim şuraya bobinli devreye. Bakın 90 derece ne oldu? Pozitif oldu. İşaretimiz ne? 90 derece pozitif. Bakın bunların her birinin birbirleriyle ilişkisi var. Ne oldu L için? Omega L 90 derece ne yapıyoruz arkadaşlar? İfadesini yazabiliyoruz. Yine bu da neye eşitler arkadaşlar? J. Bakın burada J yazıyoruz. Neden? 90 dereceyi biz sanal açısal ifadeyi sanal ifadeye dönüştürürken ne yapıyorduk? Eğer pozitif ise ne yapıyorduk arkadaşlar? Pozitif açılar neydi? Pozitif J. Bakın şurayı söylüyorum. Şu pozitif açı neydi? Pozitif J'di. Demek ki açım benim pozitifse ben J'yi pozitif olarak yazmam gerekiyor. Benim açım ne arkadaşlar? Artı 90. Ha, demek ki ben ne yazmam gerekiyor? Pozitif J omega L olarak ne yapabiliriz? Karmaşık sayılar ile bobin değerini daha sonra arkadaşlar C değerimiz yani kondansatör değerimiz. Kondansatör değeri de arkadaşlar V 0 derece bölü I 90 derece. Bu neden 90 artı 90 oldu arkadaşlar? Kondansatörün alternatif akımda davranışına bakacak olursak dikkat ederseniz akım 90 derece nedir arkadaşlar burada? İleridedir. Yani ileride dediği için 90 pozitif yazacağız. Yani bakın 90 derece pozitif akım olarak yazdık. Bu da neydi arkadaşlar hatırlarsak xj 1 bölü 2 pi fj idi. Burada 2 pi f yerine açısal hızımız omega bölü c değerini yazıyoruz. Dikkat ederseniz bu da bakın ne oluyor? Tamamen matematiksel ifadeden geliyor aslında. Buradaki 90 derece yukarıya ne olarak yansıyacak arkadaşlar? Eksi 90. Ha, demek ki ben elektriksel direnç üçgenine bir bakacak olursam demek ki bu aşağıda yani ekside. Bakın negatif açılar aşağıda ekside. Geliyorum kondansörlü bir dirençlerine. Bakın nerede? Aşağıda negatif. Ha, demek ki neymiş arkadaşlar? Derecemiz de bakın burada neymiş? Negatifmiş. Kondansatör değerine de bakacak olursak arkadaşlar ne çıktı? C eşittir 1 bölü omega C. Derecemiz ise eksi 90. O da eşittir arkadaşlar. Eksi 90 olduğu için neydi arkadaşlar? Bakın şuradan bir örnek gösterelim. Eksi 60. Neyi burada karşılığı aslında? Eksi J. Demek ki negatif olacak. Buradan da kontrolümüzü yapalım. Eksi J'yi çarpı 1 bölü omega c olarak ne oldu arkadaşlar? Karşımıza çıktı. Elektriksel elemanların karmaşık ifadelerle gösterilimi bizim için önemli. Çünkü bu yeri gelecek bir devrenin eşdeğer direncini bulmak isteyeceğiz. Burada sadece işte J omega L değil de burada sayılarımız olacak. Birisi pozitif olacak, birisi negatif olacak. Bunları toplamamız, çarpmamız, bölmemiz gerekecek. Bu yüzden elektriksel karmaşık ifadelerde R, L, C, bobin 3 tane pasif elemanımız elektrikte bulunan 3 pasif elemanın nasıl ifade edildiğini bilmemiz bizim için önemli. İleriki haftalarda bunları ayrıntılı olarak kullanacağız. Evet arkadaşlar bu dersimiz ile birinci haftamız ile bir özet şeklinde
devam ettik ki haftaya da bu özeti daha da çoğaltacağız, devam edeceğiz. Daha bir sürü konumuz var. İşte güç üçgenlerini tanımlayacağız. Hepsini sindire sindire giderek bu dersin özünü anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.